Reklamların ardından karşınızdayız. Ergin Aslan ve Savaş Çorlu da bizlerle birlikte. Son sayfaya başlamadan önce ekranlarınıza Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçı ardından yaptığı açıklamaları, basın toplantısındaki açıklamaları getirmiştik. Şimdi biz de hem karşılaşmayı hem Sergen Yalçın'ın açıklamalarını hep birlikte yorumlayacağız. İki birlik bir başlangıç yaptı Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne. Bu mağlubiyet için Sergen Yalçın'ın söylediklerine sonradan geçeceğim ama Ergin Aslan maçtaydı. Oradaki izlenimleri saha içi, saha dışı, yani tribünle ilgili de merak ediyorum aslında. Çünkü bize yansıyan ekranlardan güzel bir hava vardı mağlubiyete rağmen. Evet. Onunla ilgili de söyleyeceklerim vardır diye düşünüyorum. Hemen sözü sana bırakayım. Evet, bir de Şampiyonlar Ligi kim oynarsa oynasın farklı bir hava tribünler içinde. Biliyorsun burada UEFA yerel yönetimlere bırakıyor seyirci sayısını. Bizde kapasite %50. Aslında çifaşılı insanlar giriyor. Belki o da biraz daha Avrupa maçlarında esnetilebilir bu kural. Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü anında bile Beşiktaş taraftarı o desteğini vermeye devam etti. Hatta devre arasına girerken çağırdılar vesaire. Genel anlamda Şampiyonlar Ligi havası vardı tribünlerde. Zaten o müzik çaldıktan sonra istesen de istemesen de havaya giriyorsun. Maçta görevlisin diyelim ama futbolla ilgin yok. O müziği duyduğun andan itibaren o müzik seni havaya sokuyor. Şampiyonlar Ligi havasına sokuyor. Maça dair yani Beşiktaş'ın aslında benim beklentim maçtan önce de yaptığımız yayınlarda onu söyledim. Skordan ziyade bir karakter koyabilmesiydi, oyun karakteri. Gelebiliyorsa skorda ne ala olacaktı. Sergen Yalçın da dünkü basın toplantısında özellikle Beşiktaş'ın kendi oyununu oynamaya çalışacağını, sahaya temaslı oyunla bir karakter koymak istediğini söylemişti. Öyle de başladı maç. Yani Dortmund'un Almanya'daki maçlarına baktım. Hatta son Leverkusen maçını izledim baştan sona. Çok gol atıp çok gol yiyen bir takım. Ve Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaptığı gibi Marco Ros takımı öne çıkartan ve arkada büyük boşluklar veren bir anlayışları var aslında. Bugün Sergen Yalçın o anlayışından vazgeçmezken, mesela değil mi, kendi karakteriyle başladı ilk 20 dakikayı hatırlayın. Evet, kendi oyununu oynamaya çalıştı. Güzel görünüyordu her şey. Evet. Ama çok enteresan. Mesela Dortmund çok kontrollü. Haaland'ı rakip yarı sahada bırakıp uzun topla çıkmayı denediler. Mesela 1-0 öne geçtikten sonra normalde öne geçen takım, hele ki Şampiyonlar Ligi'nde daha kontrollü oynar değil mi? Daha geride duruyor. Aksine bir kağıt dolaştı. 1-0'dan sonra hemen böyle kenardan bir kağıt geldi. O kağıt Bellingham'ın elinde, ondan ona ondan ona böyle ve takım daha da öne çıktı. Yani o bana biraz enteresan geldi. Yani çok iyi çalışılıp analiz edilmiş. Beşiktaş'ın o araya 20 dakikaya, o oyununa ki 2-3 tane de buldu. Evet. Net de buldu. Bir sıkıştırabilse gol, hikaye başka bir yere gidecek aslında. Orta sahada Pjanic'le ve Josef'le karşılık verdi ama Atiba biraz şey kaldı. Yani çok ayak uyduramadı o oyuna. Herhalde artık Atiba bize şey diyor. Yani artık Süper Lig benim için kâfi de diyor olabilir. Çünkü Larin de Atiba da bugün Kanada'dan çok dönememişler gibi geldi. Oyun temposuna çok ayak uyduramadılar. Pas hataları yaptılar. Şampiyonlar Ligi'nde Melike belirleyici olan anlardır. Az bulursun, az bulduğun içinde çok atman lazım. Az bulursun, onların çoğunu atman lazım az bulduğunun. Yani 3 tane bulduysan bir tanesini, 2 tanesini sıkıştırman lazım. Şimdi sen atamadın, Dortmund ilk geldiğini hatırlatalım. Bir top dikkatimi çekti. Pjanic çok iyi bir pas attı Gezal'a. Ona yetişemedi. Benzerini attı mesela orada Dortmund ve gol oldu. Oradan sonra asıl ortak oldu Dortmund oyuna. Oraya kadar çok ortak değildi. İlk yarının ikinci bölümü biraz kafa kafaya geçti. İkinci yarıda yani o mücadele, emek, istek vardı. Bireysel hatalar elbette var. Stoperler mesela tartışıldı biraz ama ilk maçını oynuyor Montero. Evet. Uzun süre sonra. Dortmund'la oynuyor. Hepsini geçtim. Kime karşı oynuyor? Yani oynanabilecek en zor, en güçlü forvete karşı oynuyor. Bence genel anlamda Beşiktaş o mücadeleyi, o karakteri sahaya koydu. 90 dakika özelinde şu oyunların karşılığı bence bir puan en az olmalıydı. Ama grupta da oynayabileceği en sert takımla oynadı. Bunlar normal sonuçlar. Beşiktaş'ı çok yıpratmaması lazım bunun. Olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 evinde, dışarıda. Bunlar olabilir. Her sonucu açık maçlar. Ama genel anlamda ben takımın, Beşiktaş'ın mücadelesinden ve oyun anlayışından memnun kaldım diyebilirim. Savaş Çorlu. Ben kırılmağından başlayayım. Kırılmağını benim için maçı izlerken neresiydi? Taştan gelen gol. İlk yarı bitti derken Sergin Hoca bile kafasında İkinci maçı gol. Bitirmişti kafasındaki yani artık. Sonra neredeyse soyunma odasına gidecekti. Arkasına dönmüş, gitmeye yakın.
O gelen gol çok amatörce yenilen bir goldü yani. Futbolcular da o arada basın toplantısında da söyledi onu zaten. Böyle bir gol yemememiz lazımdı. Kendisi de maçı bitirmişti. Çünkü o arada tam Sergen Hoca'ya gösterdi. Murat Hoca'ya gösterdi. Yani yenilen gol gerçekten de Beşiktaş'a yakışmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde evet. Çok ender rastlanır bir gol diyebilirim. Gezal çıkarken kaptırdı. Gezal çıkarken. Şimdi Gezal'a da notlarım arasında var. Şampiyonlar Ligi müziği stada gelmeden taraftarlardaki o ambiyansı ben de gördüm. O coşkuyu ta ki uzak yollardan gelenler otobanda gördüğüm Beşiktaş taraftarlar vardı ama futbolculardan o Şampiyonlar Ligi müziğine hazır olmayan demeyeyim ama uyum sağlayamayanlar vardı. Gezal. Beşiktaş'ın transfer sürecinde en önemli oyuncularından bir tanesiydi geçtiğimiz sezon şampiyonlukta. Bekler çok fazla çalışmadı. Rozier'den mesela beklentinin biraz altında kaldı bence. Atiba bu performansıyla Şampiyonlar Ligi değil, ligde de baktığın zaman çok zor forma giyer. Ki yabancı kontenjanında 8 olmasından dolayı Atiba'nın ikinci goldeki hatası orada özellikle birinci golde kaptırdığı top önünde pozisyonda. Ersin adeta kalesine devleşti. Burada biz hafta içi yaptığım yayınlarda Şampiyonlar Ligi maçında ben Mert olması lazım dedim ama Ersin'i bugün bir kez daha gördüm ki Ersin o cevabı formaya maçla verdi aslında verdi. Değil mi? Ben açıkçası Ersin'i ayrıca konuşmamız lazım. Ersin onu buradan şimdi geçiştireyim sonra devamı mutlaka. Ben hafta içinde özellikle hep Mert'ten yana ayağını top oyuna sokabilen tecrübesi, Şampiyonlar Ligi tecrübesi o biraz önceki söylediğimiz o müziğe alışkın olan bir futbolcu kaleci olarak diyordum. Ama Ersin U21 milli takım maçı ligde gol yememiş olması performansı bugün de adeta bir farkı önledi. 3 tane çok net pozisyonu var. Haaland'ın kaçırdığı var. Diğer bazı oyuncularım var. Evet Beşiktaş belki dediğin gibi beraberliği hak etti ama Dortmund bazı bölümlerde de fazlasıyla laubalilikten mi diyelim ya da şanssızlıktan mı diyelim? Ersin'in oyuna müdahaleleri mi? Bunun için de şimdi tabii şimdi Teixeira, Enkidu, Vida. Bu 3 oyuncu olmuş olsaydı bugün çok farklı Beşiktaş izleyebilirdik. Yani 3 bölgede 3 tane önemli oyuncu. Dolayısıyla oyuncu değişikliğine bakıyorsun. Dortmund 5 oyuncu değişiklik yapmış. Beşiktaş 3 tane oyuncu değişiklik yapıyor. Kulübeye bakıyorsun. Hoca niye 2 tane yapamadı? Yapabileceği oyuncu değişikliği yok yani. Kimi çıkarıp kimi sokacak? Oyuncu değişikliklerinde sağ dışında kalanlara bakıyorsun. Rıdvan, Oğuzhan, Necip, Mehmet Topal, bir de Can. Yani burada evet mevcut şartlarda, mevcut kadro içinde buydu ama yine de ben Beşiktaş'tan biraz daha fazlasını bekliyorum. İlk maç olmasının da biraz etkisi var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde evet o hava, o heyecan önemli. Sergen Hoca da fark açıklamalarında daha iyi olmalıyız, daha iyi olacağız. İlk maça vurgu yaptı. Artık bundan sonraki maçlar, hep önümüzdeki maçlar diyoruz ya, bu bir başlangıç. En azından ben bir beraberlik bekliyordum. Ama başta Gezal olmak üzere, Larin de mesela çok etkili değildi. Etkisiydi. Larin de mesela Enkidu'nun ligdeki son oynadığı performansı, bu maçta eğer sakatlanmamış olsaydı muhtemelen Enkidu oynayacaktı yine. Larin'in de etkisiz kalması. Diğer taraftan baktığınız zaman Ensakala çok fazla hücuma çıkamadı. Rozier en iyi yaptığı işlerden zaman zaman savunmada müdahalelerde bulundu. Ama o bindirmelerini bugün çok fazla göremedik. Evet. Yoksa bu fırsatı Dortmund da verdi. Sen maçı canlı canlı izlediğin için. Yani Dortmund da bugün beklemedik zaman zaman hatalar yaptı. İyi bir hakem vardı. Ben hakemi de beğendim. Şampiyonlar Ligi'nin tecrübeli hakemlerinden Avrupa'nın. Oyuna sertliklere çok fazla müdahale etmedi. Bazen yere düşen oyuncuyu gelip kaldırdığı pozisyonlar oldu. Güzel maçtı ama en azından bir beraberlik olsaydı çok daha güzel olabilirdi bugün gece. Peki Ergin Aslan, yine tabii derin konuşacağız. Biraz Savaş Çoğru da bahsetti. Sana göre nerede sıkıntılar vardı? Oyuncuların performansı haricinde mesela Sergen Yalçın'ın planı sence yanlış mıydı Dortmund'a karşı? Evet kendi oyunumuzu oynayacağız dedi ama sanki pek de tutmadı bu. Ne düşünüyorsun? Şöyle iki yolunuz var. Ya oyuncuların takımın bildiği ve sizin en iyi yaptığınız iş önde hücum, önde baskı. Diyor ya biz üçüncü bölgede savunma yapıyoruz. Ya bunu tercih edeceksiniz. Evet risktir bu. Evet. Ama iki yoldan biridir. İkinci yolda Beşiktaş'ın bu zamana kadar çok yapmadığı, neredeyse hiç yapmadığı, kendi sahanızda durup arka boşlukları kovalamak, kollamaktır. Şimdi Enkudu olsa belki başka bir şey oynayabilirdi Beşiktaş. Hatta maç öncesi yayınlarda da ben Enkudu'nun daha sakatlık haberi gelmemişti. Bu maçta çok işe yarayabileceğini düşünüyordum. Çünkü Leverkusen maçında öyle boşluklar verdi ki Dortmund. Normalde de veriyor. 9 gol yediler 4 maçta. Yani bu gol yiyor Dortmund. Evet. Ama şimdi tam tersini şey yaptı. Marco Rose yaptı. Yani o 3 tane adamı ileri attı. Kendisi arkada kalabalık durdu ve o 3 tane de çok etkili adam. Bir de şuradan bakmak lazım. Şimdi evet Beşiktaş bu sene iyi bir kadro kurdu ama bu Süper Lig kadrosu. Şimdi kulübe ama kadro için Şampiyonlar Ligi kadrosu dedik aslında. Başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey şimdi Şampiyonlar Ligi kadrosu 16-17 kişilidir. Şimdi değişikliklere vurgu yaptı ya. Anladım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sakatlar olunca sahadaki bak şey de düşünsen mesela Teixeira, Enkudu, Vida da olsa şimdi Şampiyonlar Ligi için 11-12 tamam. Ama şimdi ne diyorsun? Wolf'u soktu adam. Moukoko'yu soktu.
600 milyon euro bir bütçe var orada. Beşiktaş'ın mevcut kadrosu, mevcut 11'i diyeyim. Hatta bugün çık. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde karşılık verebilecek bir 11. İyi bir 11. Hatta eksikler de geldiğinde bu 6 maçı da oynayabilecek bir 11. Ama şimdi hamle yapmaya kalktığınız zaman, ki ben bugün mesela Kenan ve Salih'ten bence istediğini aldı hamlede. Gökhan Töre için aynı şeyi söyleyemem. Ama belli bir yere kadar mücadele edip belli yere kadar bir seviye koyabiliyorsunuz. Yani Dortmund çok bitirim çocuklardan kurulu bir takım. Zaten o kadar zorladılar ki bazı birebir pozisyonlarda, o kadar zorladılar ki. Ama dediğim gibi ilk golü Dortmund değil de sen bulsan belki hikaye başka bir yere evrilecekti. Kim bulabilirdi?